Aksa 147 megawatt, pardon, toplam kapasitesi olan 175 megawattın parasını alıyor mu? Hem de hatırlayacaksınız nasıl alıyor parasını. Ben hatırlatabilirim size, bu ekranlarda paylaştık yine bir sabah sizlere. Özel uçağıyla buraya gelen Aksa yetkilileri, yani bakanların olduğu yeri bastı diyelim, yanında banka görevlileriyle. Ve bana bu parayı ödeyeceksiniz diyerek parasını aldı ve gitti. Hem de böyle alıyor parasını Aksa yetkilileri. O yüzden yani bu Aksa meselesinde yan çizmeyi veya lafı dolandırmayı veya manipülasyonu bu konu kaldırmayacak sanırım. O yüzden çıkıp dürüstçe bu noktada ne olduğunu bir anlatmamız lazım. 175 megawatt üzerinden anlaşıldı. Sözleşme kira bedeli ona göre imzalandı. Ama en pik saatlerde verilen enerjinin 90 megawatt olduğu iddia ediliyor. Bu iddiayı ben şirketten beklemiyorum. Ben bunu devletten bekliyorum. Çünkü bunu kontrol edecek olan devlet. Bu sözleşmeyi imzalayan da devlet. Bu sözleşmede, bu ihalesinde, şuyunda, buyunda bunu kontrol edecek olan, denetleyecek olan da devlet. Devletin çıkıp demesi lazım ki evet haklısınız, burada bu hatayı yaptık ve biz işte 175 megawatt üzerinden almamız gereken kira bedelini 90 megawatt üzerinden alıyoruz. Bize borçlusun Aksa demesi lazım.